Herkese merhaba. Nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz, Nagihan Öğüllüoğlu ve Halil Solakla birlikte bu bölümde Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşını konuşacağız. Ee, İstiklal Marşının kabul yıl hemen dönümü Halil Bey. Ee, hemen Halil Bey'e <laughs> dönüyorum. Yani. Evet. 12 Mart. 12 Mart'ta 21. Evet. Kabul ediliyor İstiklal Marşı. Nasıl bir süreç oluyor? Kısaca hani. Eyvallah. er neredeyse herkes biliyordur ama hatırlamakta hemen, fayda evet. var. Yani. Aslında bir yıl gibi bir önce yani 1920'de başlıyor. Meclis olarak. yeni açılmış. Evet, meclis yeni açılmış ve artık bir milli marş şey olmalı bu meclisin diyorlar, bu ülkenin ve bir yarışma tertip ediyorlar ve buna da işte 500 lira gibi bir ödül koyuyorlar ve ilan ediyorlar. Gazetelerde vesaire duyurular yayınlanıyor. Bir milli maaş aranıyor yani. 700 civarında şiir geliyor. 700 yani bu hakikaten yüksek bir rakam ama hani e, Türk milletinin de şairlik Hemen bir şey girebilir miyim burada? Şimdi biz başka bir kitabı konuşacağız ama mesela yani. bu 700 şiirin böyle toplandığı bir arşiv gibi bir kitap var mı acaba? Hocam öyle bir şey yok zannederim yani tamam. ben. Ya biraz... çeşitli kayıtlarda var. Şimdi şey, meclis kayıtlarında var onlar evet. sonuçta. Bazı bir kısmı okunuyor. bir kısmı evet, bir kısmı e, var. Bir kısmından bazı parça var var ama bu 700 şiirin Oraya gelen şiirin, tek şiirlerin tek elden toplandığı 700 küsür şiirin bir şey yok yani. Yok diye biliyorum en azından. Öyle bir ihtiyat kaydıyla konuşayım. Ee, yok, onları okumak da enteresan ve heyecan verici. Mutlaka. Güzel ee, bir yüksek lisans çalışması evet. olabilir. Yani. ya da Kolu arayan yani, arkadaşlara. Evet hocam, bir akademisyen olarak. Hemen yani, çalıştıracağım. Evet, e, 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 konu hakikaten enteresan bir konu. E, tabii bu 700 küsür şiirin e, hiçbiri beğenilmiyor yani. Ee, Hamdullah Supi, Marif vekili. Ee, bir gün Hasan Basri Çanta'ya diyor ki e, Balıkesir Milletvekili o da ve Mehmet Akif'in çok yakın e, dostu. Ya bu iş için diyor sen Akif'i ikna et yani ve ondan bir milli marş beklediğimizi ona söyle diyor. Tabi ortada bir mesele var. Ee, bir 500 lira gibi bir para var ve Akif bu parayı bu mükafat olduğu için bu yarışmaya katılmıyor. Ki 500 zaten. lira çok ciddi bir para. Evet yani, yani... Hani... bugün mesela yapılsa işte bir şey iyi bir iyi bir para olduğu açık o paranın. tabi e, tabii böyle parayla milli marş yazmak, yazdırmak falan Akif gibi bir adamın adama çok ters bir durum yani öyle söyleyelim. E, fakat işte Hasan Basri Çantay, Akif'in dostu Akif'le konuşuyor, Akif'i ikna ediyor. E, tek şartı var ben diyor bu parayı almam. Tamam en yani mesele buysa diyor bunu hallederiz. Hamdullah Supi. E, Akif oturuyor ve kısa sürede kahraman ordumuza ithafıyla ee, o marşı yazıyor. O marşı yazıyor. İşte e, Mart başında e, oturum toplanıyor, şiir okunuyor. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında hatta meclis başkanlığında e, okunuyor ve hakikaten çok büyük bir... Taceddin Dergahı'nda e, yazıyor değil mi? Evet, orada Ankara'da, Ankara'da. Taceddin Dergahı'nda yazıyor. Bugün de Akif Müzesi olarak düzenlenmiş e, bir mekan orası. Gidenler görmüştür. E, 12 Mart günü yeniden meclis toplandığında da ee, yine büyük bir heyecanla, alkışlarla hatta e, yine Hasan Basri anlatıyor hatıralarında Mustafa Kemal Paşa ayakta dinledi diyor ve her kıtasını alkışladı. 12 Mart 1921'de de e, kabul ediliyor İstiklal Marşı. O gün bugündür de İstiklal Marşımız ve o Akif'in duası herhalde ilelebetle de öyle devam edecek yani. Kabul edilmiş bir dua olarak. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Evet. Sonra tabi besteleniyor bir bestelenme, evet, bestelenme şeyi de var. Yani sonuçta marş, de var. değil mi? Marşın Hı -hı. söylenebiliyor olması lazım Akif. Şiir Hı -hı. yazıyor Hı -hı. sonuçta. Ali yani. Rıfat Marşın Çağday sözlerini yazıyor. Var. İşte şu an bizim kullandığımız beste Osman Zeki Üngör'ün bestesi. Ki çok geç, yani Osman evet. Zeki'nin bestesi çok geç çok kabul edilmiş geç. bir... Tarihlerde kabul edilmiş. Ve olsun. hani onun şeyi de, yani beste sürekli Mus eleştiriliyor. Evet, musiki anlamında, musiki ilmi anlamında da çok büyük problemleri olan bir... yani e, Metinle metin uyuşmuyor. Evet, e, söylenir. Zaman zaman tartışılır, alevlenir. Yakın zamanlarda da falan böyle 2-3 senede bir e, bu şey gündeme gelir. Hatta yeni besteler yapılsın, yapılmalı tartışmaları gündeme gelir. Tekrar eski beskileri falan ortaya besteyi, çıkıyor. E, sanırım İsmet Özel... Hah. Oku. İsmet Özel'in okuduğu bambaşka. Bambaşka. Tabii. Şey o Dalal Bedri'yi okuyor. Korkma sönmez. O şekilde mi? Tabii. Onu o öyle şey ha, yapıyor ve şunu artık. söylüyor. Yani hmm. diyor ki Akif'in hmm. marş olarak bilebileceği hmm. şey budur diyor hmm. ve bu melodiyi düşünerek hmm. yazmıştır diyor ve bu şekilde Eğer diyor 10 kıtası. böyle okunmalıdır. Tabii 10 kıtası da okunur hmm. diyor ve hmm. okuyor yani hani. Hmm. Evet. E, böyle çeşitli evet. E, besteleri var ya yani o mesela o bestelerden büyük bir kısmı elimizde bizim. O en başta ne, ne şekilde bestelendi, o notalar vesaire var. Hatta bu Onun icraları da var yani. Evet, evet. Şeyde YouTube'da vesaire YouTube'da çok rahatlıkla icraları bu da bulunuyor Yani hani müziğin yani farklı işte o alternatifleri az da olsa biliyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> hani diğer şiirleri bilmiyoruz yani evet. açıkçası. Evet. şimdi burada da şöyle bir şey var. E, şiir çok güçlü olduğu için şimdi bestelen evet. Bestede bir problem var. Sürekli o besteyi yüzden, konuşuyoruz. O yüzden geçmişe bakıyoruz. Ya şeyler arıyoruz. Acaba evet. eskisi nasıldı? Daha iyi miydi diyoruz falan filan ama şiir evet. çok güçlü ve Yerden alternatifsiz oldu. Rakipsiz olduğu için evet. ya diğer şiirler ne, ne olabilirdi evet. gibi bir durum evet. var. Yani hakikaten çok e, muazzam bir şiirle edebi evet. gücü çok yüksek. E, muazzam bir şiirle karşı karşıyayız hocam yani. E, kabul ediliyor. O parada işte Darül Mesai diye bir kurum var. Ee, yoksul e, kadınlara ve gençlere iş sahibi yapmak üzere açılmış bir hayır kurumu burası. Bu para da buraya bağışlanıyor e, meclis tarafından. Böylece e, İstiklal Marşı e, kabul edilmiş oluyor. 12 Mart 1921'de yıl dönümündeyiz biz de. Akif de o dönem milletvekili değil mi? Ee, evet. O dönem aha, milletvekili. Tabii. Burdur milletvekili. Ee, Burdur tamam. milletvekili. Aha. Sonrasında Akif Mısır'a gidiyor. Ee, şöyle ikinci... Meclis yenileniyor, o yeni mecliste Akif yok. Ee, Tabi o sırada da e, yeni bir devlet kurulmuş ve yeni devletin bir takım e, politikaları var. Ee, yeni devletin politikalarıyla Mehmet Akif'in e, düşünce dünyası örtüşmüyor. Ee, Akif o süreyi işsiz olarak e, geçiriyor, yani 22'den itibaren e, işsiz, maaşsız bir Akif var. İşte bir taraftan takibata uğradığını biliyoruz Akif'in e, devlet tarafından e, polis takibatına uğruyor. Bunlar yakın zamanda yayınlandı raporları, bu istihbarat raporları hakkında tutuluyor. E, İrtica 906 galiba böyle bir kodu var Akif'in. E, bu bu isim bu, bu bu isimde o belgelerin yayınlandığı bir kitap da var ayrıca. Tabii bunda bu süreler sıkıntılı süreçler. Bu arada Akif Mısır'a gidip geliyor Abbas Halim Paşa var orada. Onun davetiyle oraya gidiyor. Evet. Orada onun himayesinde kalıyor bir süre. Ama bu 25'e kadar bu bir gidiş geliş var. Yani en sonunda 26'da kesin bir gidiş. Kararı alıyor Akif ve 10 sene yani 26'dan 36'ya kadar, 1936'ya kadar bir daha Türkiye'ye gelmiyor. Bunun Akif'in gidişinin şapka inkılabının arifesinde olması ya Akif şapka giymemek için ben gitti hemen... gibi bir e, söylentiye yol açıyor ama bu da bir söylenti yani e, gidişinde bunun çok etken olduğunu e, söyleyemeyiz ama bir huzursuzluğu var mı evet bir huzursuzluk açık yani ve bu yüzden de işte Mısır'a gidiyor. Yani şey diyeceğim yani hemen ben Halide Edib'i araya sokarak <laughs> hemen hemen aynı seneler işte Halide hemen? Edib'in de ayrıldığı <laughs> senelerde örtüşüyor ki Halide edip de zaten şapka inkılabından bahseder yani yanlış bir kanıdı evet, 26'da gidiyor ve 26'dan 36'ya <laughs> kadar kesintisiz. Yani 10, <laughs> 10 yıldan <laughs> fa 10 küsür yıl e, Mısır'da kalıyor. Camiatül Mısriye'de e, üniversitede e, Türkçe hocalığı yaparak e, geçimini sağlıyor ve o şekilde 10 yıl orada yaşıyor. Böyle. Bir de onun olduğu yer tabii ki hani Türkiye'den Mısır'a giden Edip'ler vesaire sürekli ziyarette bulunuyorlar yani evet, Akif'i bununla da alakalı. Mektuplaşmaları var. Mektuplaşmaları Akif Mısır'dan var. Türkiye ile irtibatına çok büyük bir mektup külliyatı da var. Buradaki öğrencilerine, dostlarına, hocalarına yazıyor ve bir irtibatta arada var yani. ya, ya Mısır'a gittiğinde meali çalışıyor mesela Akif hala uh -huh. falan. Yani burayla irtibatını tamamen hiç kesmiyor zaten. Şimdi... 36'da dönüyor. 19 Haziran 1936. Şimdi Fakif elimizde İstanbul'a geliyor ve bir ceset <laughs> gibi adeta diyor onu anlatanlar yani. Çünkü hasta zaten hasta. rahatsız hı hı. E, ciğerlerinden. Evet, buyurun. Elimizde ve sizin de bebeğim de elimde. Evet. evet. Yani sessiz yaşadım. Matbuatta Mehmet Akif 1936 1900'ün aynı anda göstere <laughs> gösterelim. Evet. E, i̇simli kitap var. E, Fulya İbanoğlu ve İsmail Kara'nın e, birlikte hazırladığı bu genişletilmiş yeni basımı Daha önce Zeytinburnu Belediyesi yayınlarından çıkmıştı. çıkmıştı. Evet. E, dergah Yayınlarından bu da geçtiğimiz günlerde Hı -hı. çıktı ve bu kitap bize Türk basınında e, Hı -hı. münevverlerin, ediplerin e, gazetecilerin Mehmet Akif Ersoy'a Döndükten sonra hı hı. vefatın vefat sürecinde ve biraz daha sonrasında hı hı. nasıl yaklaştıklarını ele alan bir çalışma, önemli evet. bir çalışma. Evet, muazzam bir çalışma diyebiliriz çünkü bir başka Türkiye'de bir hatı, ustası için böyle yapılmış bir şey yok bu tek örnek yani ve çok iyi de bir örnek yani evet. pek çok insan için bu yapılmalı. Ee, tam kaynak kitap. Evet kesinlikle yani tam kaynak kitap ve bir atmosfer kitabı. Yani bu kitabı okuduğunuz zaman evet. 36'dan 40'a kadar yani Akif'in dönüşü sizin de az önce söylediğiniz gibi vefatı vefatından sonraki 4 yılda Akif hakkında kim nasıl düşünüyordu, neler söylüyordu ya da söylemiyordu. Aslında bir taraftan da kimin neyi ne şekilde söylemediğini, neden söylemediğini de yani suskunlukların da Hı -hı. aslında Hı -hı. Ve çok büyük e, şeyler anlattığı bir dönem o dönem o yüzden bu kitap hakikaten çok büyük bir metinler toplama olmuş yani. Şimdi tabii adı da Akif'in şiirinden geliyor. Yani evet. sessiz yaşadım ibaresi Akif'in şiirinde geçiyor. Diyor ki işte toprakta gezen gölgeme toprak çekilince Hı -hı. günler şu heyulayı da er silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz Hı -hı. yaşadım kim, kim beni nereden bilecektir? bilecektir? Ya çok <laughs> çok güzel büyük bir ee, ...şiir ve mısra da çok hakikaten. Evet. Ve şey aslında... ...yani Akif'in o içinde bulunduğu... ...haleti, ruhiyeyi... Hı hı. E, ...düşünsene hani ülkenin İstiklal Marşı'nı... ...yazmışsın ve... Evet. ...kim beni nereden bilecektir... ...deme noktasına gelmişsin. E, o demin az önce... ...senin de söylediğin gibi o dönem... ...atmosferi çok iyi anlatan... ...bir Kesinlikle. ibare. mesela yani... ...ülkenin İstiklal Marşı'nın şairi geliyor işte 19 Haziran 1919'da ve ilk birkaç gün mesela gazetelerde haber yok. Yani gazetelere haber olmuyor. Oysa bu bir haber midir? Evet bu bir haberdir yani aslında. Bir süre sonra işte mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk yazı çıkıyor. 2-21 Haziran'da Akif 19 Haziran'da geliyor. Yani işte çok üç satırlık bir haber. İstiklal Marşı Mehmet Akif senelerden beri ikamet ettiği Mısır'dan vatana dönmek kararıyla 2 gün evvel İstanbul'a gelmiştir biraz rahatsız olduğu için nişan taşında sağlık yurdunda tedavi görmektedir kendisine acil şifa temenni ederiz böyle bir cümle yani cümleyle haber oluyor Akif'in dönüşü yani ondan sonra da pek bir şey yok bir hemen sonra yine bir röportaj var kendisiyle Murat Sertobu'nun yaptığı dönemin ünlü gazetecilerinden biri. Orada benim çok hoşuma giden bir şey var. E, tabii aradan 10 yıl geçmiş. 10 yıldır İstanbul'a gelmiyor. E, İstanbul'u nasıl buldunuz diye soruyorlar hocam. E, şöyle cevap veriyor. Henüz bir yere gitmedim diyor. Otomobille işte Laleli'ye gittim. Sonra da Teşvikiye'ye geliyor. Sağlık yurduna. Çok ilginç bir gözlemi var. Şöyle diyor. Bu müddet zarfında gözüme çarpan en büyük yenilik yeni yapılan apartmanlar oldu. Ne kadar çok apartman var. Yani e, 26'da gidiyor. 36'da 10 gidiyor. 10 yıllık bir şeyde ilk gözüne çarpan ilk gözden bu ne kadar çok apartman var. Yani bu sıralarda gündemimizde ya işte evet. bu apartmanlar meselesi, niye apartmanla başladık ve devam ettik? Türk evine ne oldu? Yeniden örnek alınabilir miyiz? Geri dönülebilir bir yolda mıyız? vesaire. Ee, o yüzden o tartışmalar... O zaman herhalde burada Orhan Pamuk'un apartman makalesi yakındır diye tahmin ediyorum. Vallahi hocam onu sizinkilere sorma. <laughs> sizinkilere sormak lazım. Siz daha iyi o havayı biliyorsunuz. Tabii bu basında <laughs> e, Akif'in dönüşünün hakkıyla yer almaması na Peyami Safa mesela dikkat çekiyor yazısının başlığı çok enteresan Akif'e hasretimiz diyor ve e, Akif'in bu millet için önemine dair uzun bir paragraf yazıyor ve ondan sonra diyor ki kendisine 11 yıllık bir ayrılık var diyor. Doğan hasretimizi kendisine layık bir derecede ifade edememiş olmakla da ayrıca mesulüz. Yani durumun her herkes durumun farkında aslında. Bu hasret İstanbul'a geldiği ilk günlerinde Mithat Cemal gibi onu yalnız bırakmayan. Birkaç vefalı adamın gözlerinde. Mithat Cemal Akif'in çok yakın dostu. Hatta buradan okumayan varsa onu da e, söyleyelim. Yani biri Akif'le ilgili bir tek kitap okuyacaksa, yani tabii bu kıymetli kitap elimizde ama e, çünkü ben biliyorum İsmail hocanın da çok sevdiği kitaplardan biridir. Mithat Cemal'in Mehmet Akif monografisi. Hakikaten müthiş bir kitap yani. Bir dostun, bir dost için yazdığı belki dünyadaki en güzel kitaplardan biri. Onu okumalarını tavsiye ederim ben. İşte Mithat Cemal gibi vefalı birkaç adam diyor, ona e, büyük şairine karşı vatanın bütün sevgisini teksif etmek gibi ağır ve ulvi bir vazife yüklenerek, daracık bir hastane odasının duvarları arasında kalmış, mahpus bakışları ile kendisine arz edebilirdi. Şu cümle çok vurucu hocam, zararı yok. Bazen bütün bir memleketi birkaç adamın vefası temsil eder. Büyük laf. <laughs> yani hakikaten... Ee, çok 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 büyük bir laf. Ee, yine birkaç gün sonra Kandemir dönemi yine meşhur bir gazetecisi 1 Temmuz'da aradan biraz zaman geçtikten sonra 15-20 gün o bir röportaj yapıyor Akif'le. Akif hastanede yani bu sürecin hepsinde. Ona özleyip özledin mi bizi üstad diye soruyor. ya yani Soru da çok samimi ve sıcak bu arada yani. Özledin mi bizi üstad diye soruyor. O da diyor ki özlemek mi oğlum özlemek mi? Ee, Mısır'dan 3 gecede geldim bu 3 gece 30 asır kadar uzun sürdü orada 11 yıl kaldım fakat bir an oldu ki 11 gün daha kalsaydım çıldırırdım yani buradan o Akif'in gurbetini de e, özetleyen cümleler yani hocam bunlar hakikaten yani ama Mısır'da zor bir yer Allah için Evet o şikayetleri var Akif'in Yani mektuplarında Mısırın havasından atmosferinden zorlu yaşam zorluklarından yaşam koşullarından şikayetleri mektuplarına da yansıyor. Bir de tabii şey yani dil sonuçta Akif dille yaşayan birisi yani dil ustası değil hı -hı, mi hı. yazdığı şiirlerle sonuçta Arapçaya son derece hakim tabii. ama ne olursa olsun Türkçe'den uzakta bir yaşam. Arapçaya bir son derece burada. hakim meal için seçilmiş evet. bir adam yani, yani o kadar hani, evet. Ama Makin. sonuçta <laughs> ana dili değil yani. Şüphesiz tabii ki. Yani hani eserlerini Arapça yazmıyor. Tabii Türkçe yazıyor. Türkçe yazıyor yani. Bir de tabii o Mısır e, yıllarında e, şey çok e, dikkatimi çekmişti. Yani bir yerde öyle görünce e, hoşuma gitmişti yani. Neden? farklı yaklaşmıştım ya. Ümmü Gülsüm konserine gidiyor mesela yani akif. Hmm. Yani orada çünkü musiki akif'te önemli bir yer kapladığı için. Hmm. Peki hocam kitaba dönersek kitapta başka ee, sizin dikkatinizi çeken hususlar hmm. neler? Yani? Ben de bir şey sorayım. Ee, yani evet sınav şimdi sınav, iyi okudu mu? Estağfurullah hocam yani şey değil <laughs> yani hocalık. şeyden bahsettik ya. Hani hmm. o zamanın bir belki entelektüel hmm. bu atmosferini hmm. veriyor falan. Ee, genel olarak bir ortak fikir var mı Akifle alakalı <laughs> yoksa yani çok farklı çok farklı kutuplarda yaklaşan yazarlarda var mı? Yani şöyle çok farklı e, kutuplarda yaşayan çok farklı kutuplarda olup cevaplar verenler elbette var. Bu sorunuza cevap hocam bu kitapta bir anket yapılıyor 37'de edebiyat ve memle şair Mehmet Akif'in e, memleketin fikir ve edebiyat adamları şair Mehmet Akif için ne diyorlar diye tam sizin sorunuza evet. e, cevap olabilecek bir şey. Ankete katılanlar da çok ilginç isimler. E, i̇şte Nurullah Taç, Nihal Atsız, Faruk Nafiz, e, Falih Rıfkı, Yaşar Nabi, Ahmet Hamdi, Sabiha Zekeriya, Sabiha Sertel, e, Burhan Belge vs. Çok merak etti mesela Sabiha Sertel e, ne diyor? Evet yani burada bütün şeyler e, ikiye ayrılıyor tabii. İşte bir kısmı Akif'in sanatını takdir ediyor. Evet büyük şairdir diyor ama fikriyatına katılmıyoruz. Hmm diyor bir kısmı da ya Akif aslında şair bile değildir. Ya yani onun söyledikleri şey şiir bile wow. e, değildir diyor. Fikrine zaten hiç katılmıyoruz, hiç destek vermiyoruz diyor. E, öyle bir şeyler. panorama var yani e, tabii böyle. Var, tabii taze. tabii ama vefatından sonra yani evet bir İstiklal Marşı'nın şairiydi. E, ama e, yani bu ideolojinin şairi değildi. Ve ona göre de yazılar mesela Halis Hasan Ali'nin yazısını <laughs> e, okurlarsa e, izleyicilerimiz o dönemin atmosferinde genel olarak Akif'e bakış nasıl e, onu veriyor mesela. E, burada tabii o sizin söylediğiniz, şimdi bu kitabın ikinci baskısı bizim elimizde e, var ve yeni bir takım ekler yapılmış, yeni koleksiyonlar taranmış Şimdi bu kitap e, böyle bizim elimizde ve yaklaşık 840 sayfa, biz sayfalarını çok kolay çeviriyoruz ama bu <laughs> kitabın hepsi böyle kütüphanelerde. E, gazete arşivleri, dergi arşivleri taranarak, sayfalar 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 böyle çevrilerek e, bu yazılara ulaşılmış, bu yazılar dizilmiş, bizim elimize gelmiş. Bir defa çok muazzam bir şey. Yani çok kısa bir hayatında kütüphane araştırması yapmış bir e, arkadaş, bir izleyici e, bu 840 sayfanın nasıl oluştuğunu, ne <laughs> zorluklarla e, e, oluştuğunu tahmin edecektir yani. E, o yüzden en başta onu söyleyelim. Aradan geçen tabi zamanda 10 yıl sonraki Tabii ikinci baskısını yapmış. Bu ikinci baskıda da tabi yeni e, açılan kütüphanelerde kütüphane koleksiyonlarında yeni gazeteler, yeni dergiler de artık kullanıma açılmış ve onların da taramaları gerçekleştirilmiş ve oradan da yine bir sürü yazılar e, eklenmiş ve kitabın hacmi de e, artmış yani. Benim burada e, dikkatimi çeken tabi burada kimlerin yazıları var. Mesela çok hızlı benim dikkatimi çeken ben bazı isimleri söylemek istiyorum. İşte Peyami Safa dedik mesela. Çok e, etkileyici bir yazının sahibi bence. İşte Peyami Safa, Faruk Nafiz, Mümtaz Turhan, e, Ömer Rıza Doğrul ki Akif'in damadıdır. Hakkı Suat Zengin, Halit Fahri, e, işte Hasan Ali Yücel az önce dedik söyledik. Falih Rıfkı, Hüseyin Cahit, Nurullah Ataç. Nurullah Ataç'ın yazısı da mesela e, önemli ve enteresan bir yazı. E, Supi Nuri İleri, ee, yine işte Sabiha Zekeriya Sertel e, var. Abidin Daver'in yazısı e, var. Nurettin Artam'ın, Şükür Fenihal'in e, yazısı var. Reşat Nuri'nin hmm. e, yazısı var. Evet, Mesela öyle, acaba ne diyor? Ben e, evet, acaba ne diyor? Acaba ne diyor? Hocam hemen <laughs> kitabı alıyorsunuz evet. ve e, evet diğer herkes e, şu anda merak ediyor zaten evet. izleyicilerimiz de Onlara da tavsiye e, ediyoruz. E, biraz yapılmış bir takım röportajlar var. Akif'i tanıyan isimlerle mesela Beşir Aybazoğlu'nun hafız Asım Şakir'le yaptığı bir röportaj var ki o da çok enteresan bu Akif'in Asım kitabı bir kitaba da isim olmuştur sembolik bir isim onunla yaptığı mesela bir röportaj var ee, hakikaten böyle dolu dolu bir 840 sayfa ve e, doğrudan bir dönemin edebiyat insanların e, Akif'i nasıl gördüklerini anlatıyor dediğim gibi yani bir e, peyami Safa'nın o cümlesinden Harekette söylersek hani bazen birkaç adamın vefası temsil eder diye. Yani bir vefa bilançosu gibi de e, okunabilir yani bu kitap hakikaten. Bir mesela şey var. Yani Akif bahsinde e, işte Nazım Hikmet'in şiirinde geçiyor. işte Akif, İnanmış yanlış adam. adam, büyük şair. Daha sonradan bu sansürle diyor. Yani doğrudan kitaptan kitaplarında bilinçli bir şekilde Akif'e dair söylediği bu söz... Atılıyor, hani nasıl yaklaşılıyor? Evet. dedin ya hocam? Yani, yani Oral yazmıştı. Örnek bir olarak, kendi yani evet. kendi sesinden var. Yani Nazım bunu okumuş, kendi hmm. sesinden de var yani hani. O kayıt da biliniyor, dolaşıyor ama ona rağmen kitaptan o çıkartılmış bir şekilde. Ee, Aslında artık... bunu şey açısından okumak da enteresan olur hepsini. Yani bütün bu yazarlar arasında. E hani şimdi yani sansürlenmiş şimdi kıymeti bilinmiyor ama gelecekte kıymeti bilinecek diye böyle bir e, ileri görmüş yazar var mı acaba içerisinde bakmak lazım. Evet. E tabii yani şimdi sonuçta Cumhuriyetin o kurucu ideolojisiyle hmm. bir takım yani e, kimin e, kim diyordu o soruşturmada ankette birisi şey diyordu. Yani evet diyor Akif Milli Mücadelenin çok önemli figürlerinden birisi hmm. ama inkılapların değil. Evet. Yani evet, yıl da 1936 Akif'in vefatı yani, bu arada bu tarih evet. de önemli yani. ee, hani o inkılaplara la e, mesafeli olan Hı. ve buna dair işte sıkıntılar yaşayan ve bu yüzden yurt dışında 10 yıl kendi kendini Hı -hı. sürgüne göndermiş Hı. kişi ve bununla alakalı olumlu bir şey yazarken de insanlar Hı -hı. tabii ki doğal olarak <laughs> o sert inkılapların sert geçiş dönemleri ve kurallarının başlarına iş açıp açmayacağını da düşünüyor olabilirler evet. tabii yani. Kesinlikle öyle. Mithat Cemal'in de sanırım öyle bir cümlesi vardı. Kimi zaman, çoğu zaman diyor dostları bile onu gizli sevdi. Hmm. Yani çünkü hani Akif öyle Böyle bir şey. şey. Bir şey yani. Bunun evet. benzerleri bugün de var. Yani hani şey olarak yani her dönemde şey olabiliyor. Baskın ideolojinin ya da bu sadece hani hegemonyanın hı hı. sadece siyasi iktidarla alakalı bir şey hı hı. değil. Söylediğim. Fark ona farklı davranan hı hı. kişiler bir şekilde görmezden gelinebiliyor ve onu sevenler işte gizli seviyorlar. Gizli seviyorlar yani Açıktan e, bununla alakalı bir şey yapamıyorlar. E, bir de tabii Mısır apartmanında e, yerleşiyor Akif evet. e, ve orada vefat ediyor. Orada. Bugün zaten e, müze olarak <laughs> kullanılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı değil mi o rayı? Evet. O şekilde düzenledi. <laughs> evet, Beşir Ayvazoğlu'nun yazısından sonra orası öyle bir Değil mi? Evet yani, çok ve çok kalınmış bir evet, şeydi. Kamulaştırıldı yani. ve şey oldu yani. Evet. Yani, müze bir akif e, müzesi şey, oldu. Eşyaları vesairesi orada. Tabii o Mısır Apartmanı da gene hmm. e, şeyin Tabii Hidi ailesinin o Hidive ailesinin, ailenin, ailesinin evet. yani adı da zaten evet, e, oradan geliyor İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde. Evet. biliyor bilmiyoruz hıdivle bu olan yakın dostluğu nereden kaynaklanıyor Çünkü e, sanatı ve sanatçıyı himaye eden insanlar e, bu insanlar ve Akif döneminde büyük bir sanatkar e, aynı zamanda aynı zamanda ailenin çocuklarına da akif bir takım dersler ha. hocalık e, ediyor o dönemde tabi hususi hocalık çok yaygın tabii, olduğu için tabii, hocam de yani. evde evde eğitim çok yaygın olduğu için e, o şekilde öyle bir hocalık e, bağlantısı da var. Aynı zamanda ya yani bir tek Akif değil, çok başka örnekler de var. Yani ressamları, müzisyenleri, dönemin şair ve yazarlarını himaye ediyor bu aile. Öyle bir irtibatları var. E, o yüzden de zaten Hı -hı. E, şey yapıyorlar. Buna dair bir takım Hı -hı. gelişmeler ve ev sahipliği yapıyor yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. Khususi yani. dostlukları da var ama yani. Sadece bir hami ve mahmi ilişkisi değil, bir ama dost de... ilişkisi onlarınki. Abbas Halim Paşa ile Akif'iniz e, vaktimizin sonuna geldik. E, ama son eklemek istediğimiz bir şeyler var mı? Yani bu kitap özelinde olur, akip hmm. özelinde olur. Ya dediğim gibi yani hani bazen bazı kitapları okumak böyle ya 840 sayfa e, deyip e, ürkütebilir insan ama bu hiç ürkütmesin çünkü burada Türk edebiyatının neredeyse hemen hemen bütün usta kalemlerinin yazıları var ve her 2-3 sayfada bir farklı üsluplara, farklı bakış açılarına, çok şaşırtıcı noktalara temas ediyor yani. Her bir yazı sanki yeni bir kitabı okuyormuş gibi e, oluyor. O yüzden yani Akif'i daha yakından tanımak isteyenler için e, bu kitabı e, tam İstiklal Marşı'nın yıl dönümünde e, tavsiye Hararetli ediyoruz. Tavsiye hararetle tavsiye Hararetli. ediyoruz. Peki evet. farklı açılardan görmüş oluyorlar. Tabii kesinlikle. Abi. Çok farklı açıdan. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Kesinlikle sağ olun. Bu bölümden de bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.